Bak, Teoman'la ilgili bir haber var. Cihangir'i karıştıran kavga diye. Ve sonra yine bugün evlerden birine gidelim diye. Şimdi Teoman deyince aklımıza tabii ki ne geliyor? İşte gece hayatı. İşte kızlarla falan çıkıyor. Onlarla tartışmalar yaşıyor falan. Böyle gece hayatıyla ilgili haberler çıkınca Teoman hemen böyle haberlere konu oluyor. Geçtiğimiz günlerde de Cihangir Akyol Caddesi'ndeki bir aracın içinde kavga çıkmış. Evet. Ve o kavga çıktıktan sonra iki kadın ama bir ciddi şekilde birbirlerini hırpalar vaziyetteler. Yani iki kadın kavga ediyor bu sefer. İki kadın kavga ediyor. Arabanın içinde kavga ediyorlar. Tamam. Arabanın içinde kavga ettikten sonra bir kadın diğerini arabadan dışarı atıyor. Vay. Ama kadınlar falan çok güzel giyimli. Ha. Çok hoşlar, şık, hoş evet. Kadınlar. Teoman bu işin neresinde, ben onu anlayamadım. Şimdi anlatacağım bak. Kadınların bir tanesi yere düşüyor. Ondan sonra evet. Diğeri de çıkıyor arabadan. Tamam. İtişiyorlar, kakışıyorlar falan filan. Ve sonra arabanın kapısı açılıyor. Bir adam ceketini alıp uzaklaşıyor arabadan. Kim? Teoman. Ne kokar yani, ne kadınları bulaşır. Da bırakıyor, anladın mı? Ha. Kadınlar birbirini yemeye devam ediyor da. Hiç oralı olmuyor Teoman. Çünkü arkadaş, anladın, beraber bir yere, bir kulübe mi gidiyorlar artık, nereye gidiyorlarsa. Bilmiyoruz artık gece hayatına. Ya da bir yere mi dönüyorlar, eve mi dönüyorlar? Bu yanlışlıkla iki tane görüştüğü kızı aynı arabaya bindirmiş olamaz herhalde, değil mi? Belki de hani kim Teoman'la gidecek, kim gitmeyecek, kavgası mı? Teoman için mi kavga yapıyorlar? Başka bir şey için mi kavga yapıyorlar? Bilinmiyor onun detayı. Evet. Ama iki kadının arabanın arkasında saç saça baş başa kavga ettikleri, sonra taksiyle arabadan yuvarlandıkları, yerlerde sürüklendikleri falan. Sonra Teoman da gidiyor mu? Teoman da bakıyor bunlar kavgayı bitirecek gibi değiller. En son ceketini alıyor gidiyor. Fakat bu takside Teoman öndekiyse gülüyor. Bu şimdi başka, bu başka, ikinci haber bu. Ha, bu ikinci bu haber. Aynen bak, Cihangir, bu Teoman'la ilgili. O zaman Teoman ne diyoruz? Ne kokar ne bulaşık. yani. Onlar için iki tane kadın kavga ediyor, bırakıyor ve gidiyor yani. Ne yapsın? Ama yani ilginç. Rezillik ya. Düşünebiliyor musun? Onları ayırmaya kalksa ve fotoğraflansa ne tabii, büyük rezillik orada, oldu yani. Çünkü Fransız olacak mecbur. Millet sokaktaki şey. Bizim mahalle olduğu için oradaki mahalledeki insanlardan bu mahalle dinladım. Başımızı yaktı. Duydum ben. Yakar. Hiç mevzu açma istersen. Yok, aynen, sen de açma. Açma. Birazdan sen. Açacağım. Hayır açmanı hiç istemiyorum artık. Evet. Şimdi ondan sonra oradaki mahalle sakinleri anlattı bana. Ya diyor, herkes gecenin ikisi pencerelere çıktık diyor. Ne oluyor, kim ne kavgası yapıyor falan diye. Paramparça diye. ondan sonra gitti. Teoman böyle kadınları birbirine düşürmüş. Peki Teoman en son evli değil miydi, ayrılmadı mı? Evliydi, ayrıldı. Ha. Evli olduğu dönemde hiç böyle gece hayatından fotoğraflar gelmiyordu. Fotoğrafçı Ayşe Kaya ile evliydi. İşte ben o zaman ve bir de kız çocukları var, çok tatlı. Ben üzüldüm ya, ben şu anda biliyor musun bilmiyordum boşandığını. İşte boşandı. Yani ne kadar da güzel düzene girmişti. Çünkü hep ondan önce içkili görüntüleri, belki bir taraflarda sarhoş görüntüleri falan çıkmıştı. Evet, şeyde. Çıkmıştı sonra bu evlilikten sonra gayet onu böyle sağlıklı falan görüyordum. Hmm. Çok da mutlu oldum. Demek ki bazı adamlar evlilik yapamıyorlar. Yapamıyorlar. Teoman da zaten bunu söylüyor. Gerçekten evliliğin kendisine uygun olmadığını, yakın çevresine bence söylüyor. Yani Teoman'la ilişki de olmuyor. Yani Teoman'a bir şey olmuyor zaten. Çünkü Teoman o akşam gerçekten takılacak. Evet. Hatta taksiye bile binmemesi gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Yani çok ıssız adam Teoman yani. Evet. Tamamıyla. Tamam. Pantolonu çıkaracak, atacak evde. Nerede uyuduğu belli olmayacak. Pijamasını bile giymeyecek. Dişini de sabah fırçalamayacak falan. Yani Teoman'daki algım benim. Devamlı müzik yapan çok değerli bir adam tabii ki. Yani hani çok iyi bir müzik adamı, çok iyi bir ses ama hiçbir zaman iyi bir sevgili ve iyi bir aşık ve iyi bir koca olamaz yani, belli. Müzisyen olarak dediğin gibi çok iyi bir müzisyen.